Nagihan Alçı Zülfü Livaneli hastalığını gizledi mi? Karantinadan kaçtı mı? Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli'nin ailesiyle beraber koronavirüs kaptığı ve virüsü mağlup ettiği haberi dün her yerde vardı. Eşim ben ve arkadaşlarım tedavi gördük tamamen iyileştik Türkiye'ye döndük şu anda test sonuçlarımız negatif ama yine de evden çıkmıyoruz diyordu yayınlanan metinde. Ancak aynı Livaneli 19 Mart günü koronavirüse yakalandığı yönündeki haberleri yalanlamış ve sağlık durumunun iyi olduğunu söylemişti. Peki o halde ne zaman Covid-19 oldu? Hangi tarihte ve nerede tedavi edildi? Livaneli'ye hiç test yapıldı mı ve herhangi bir şekilde hastaneye yattı mı? Bu süreçler ne zaman tamamlandı? Muammalı tablo. Bu soruların peşine düşünce ortaya muammalı bir tablo çıkıyor. Medya camiasında iyi bilindiği gibi Zülfü Livaneli'nin hayattaki en yakın dostlarından biri önce sabah sonra Vatan Milliyet gazetelerini yönetmiş olan gazeteci Zafer Mutlu'dur. Amerika'daki programda kendisiyle birlikte olan Zafer Mutlu da Zülfü Bey'in 4 Mart günü gerçekleşen kitap tanıtım kokteylinde COVID-19'a yakalanıyor. 11 Mart'ta mutlu eşi Nüket Hanım Zülfü Livaneli eşi Ülker Hanım'la kızı Aylin Livaneli de uçakla Amerika'dan Türkiye'ye dönüyorlar. Zafer Mutlu ile Ülker ve Aylin Livaneli kendilerini iyi hissetmiyorlar. Koronavirüs semptomları gösterince hemen 11 Mart günü hastaneye gidiyorlar. Zafer Mutlu'nun testleri pozitif çıkıyor ve tedavi altına alınıyor. 23 Mart günü hastalığı tamamen atlatarak hastaneden taburcu oluyor. Eşi ve kızı hastanedeyken Zülfü Bey Bodrum'a gidiyor. Ülker ve Aylin Livaneli'nin testleri başta negatif çıkıyor. O arada bir iki gün İstanbul'daki evlerine çekiliyorlar. Sonrasında semptomlar sürüyor. Bunun üzerine yeniden test yaptırıyorlar ve bu kez pozitif sonuç görünüyor. Böylelikle onlar da hastanede tedavi altına alınıyorlar. Birkaç gün sonra ise virüsü yenerek taburcu oluyor ve arabayla Bodrum'a gidiyorlar. Peki tüm bu olanlar sırasında Zülfü Livaneli ne yapıyor? Ünlü müzisyen 11 Mart günü Ailesi ve arkadaşlarıyla Amerika uçağından iner inmez hastanede herhangi bir teste tabi tutulmadan karayoluyla Bodrum'daki evine geçiyor. Kendini çok iyi hissettiğini söylüyor. Eşiyle, kızı ve en yakın dostu hastaneye giderken kendisi İstanbul'da kalmıyor. Son açıklamasıyla koronavirüse yakalandığını ve hastalığı mağlup ederek iyileştiğini söyleyen Zülfü Livaneli 11 Mart gününden beri yani Amerika'dan döndüğünden beri Türkiye'de hiç hastaneye yattı mı? Hayır. Kendine koronavirüs testi yaptırdı mı bilmiyoruz. Dediğim gibi New York uçağından indiği gibi arabayla Bodrum Karaköy'deki konutuna gitti. Peki 74 yaşındaki Zülfü Livaneli ne zaman bu virüsü kaptı ve ne zaman bu virüsü yendi? 11 Mart günü İstanbul'a indiğinde virüsü taşıyor idiyse ki yanındaki diğer vakalara bakınca öyle gibi gözüküyor. Hemen karantina altına alınması gerekirdi. Kaldı ki eşi ve kızı öyle yaptılar. Karantinaya girmemek çevresi için büyük risk değil mi? Eğer hasta olduğunu bile bile hastane, karantina vesaire ile uğraşmak istemediğinden doğrudan Bodrum'a gittiyse ki Umre'den gelen kimi yurttaşlar da böyle davranarak yanlış yaptılar, bu hem Livaneli için hem de karşılaştığı herkes için büyük risk teşkil etmiyor mu?'' Aydınlanmayla modernizmin değerlerine yani akla ve bilime sonsuz önem verdiğini söyleyen Sayın Livaneli'nin yok hastane yok karantina istemiyorum arkadaş havasında olması kendisinin tabiriyle biraz Orta Doğulu bir davranış kalıbı değil mi? Peki şimdi 11 Mart gününden daha geriye gidelim. 4 Mart'ta New York'ta The Marmara Park Avenue'de yapılan Livaneli kitap tanıtımı kokteylinde bu virüsün birçok insana bulaştığı Razi Canikligil'in Hürriyet gazetesinde yaptığı haberle ortaya çıktı. Sadece Zafer Mutlu ile Livaneli ailesi değil otelin sahibi Kaan Gürsel de virüse yakalanmış. Yine aynı şekilde Livaneli'nin kalabalık kokteyline katılan bir Türk iş adamı da o gün orada olan 12 kişinin birden pozitif çıktığını Canikligil'e açıklamış. Ne zaman kaptı? Zaten Livaneli bu haber yayınlandıktan hemen sonra kendisi ve ailesinin de Covid-19'a yakalandığını ama iyileştiklerini beyan etmek durumunda kaldı. Oysa 19 Mart günü yani Türkiye'ye döndüklerinden 8 gün sonra hastalandığını inkar etmişti. Şu ana kadar yazdıklarımızdan 4 Mart günü New York'ta o virüsün yayıldığı gibi bir manzara görülüyor. 4 Mart'tan itibaren virüsün kuluçka evresini düşünürsek 10-11 Mart gibi şikayetler başlamış durumda zaten. Demet Sağroğlu ile verdiği konser. Şimdi 4 Mart tarihinden biraz daha geriye gidelim. 1 Mart'ta Zülfü Livaneli ile Demet Sağroğlu New York'ta beraber konser verdiler. Peki Demet Sağroğlu'na koronavirüs bulaşmış mı? Evet, Demet Hanım da test yaptırmamakla birlikte 4-5 gün ağır şekilde COVID-19 belirtileri yaşadığını ve tüm yakın çevresinin pozitif çıktığını ilan etti. Sağroğlu sanırım Amerika'da hastanelerin berbat durumundan ötürü kendisini evde karantinaya almış. O halde 1 Mart'ta Livaneli COVID-19 muydu? Demet Sağaroğlu'na ondan mı geçti? 27 Şubat günü ünlü müzisyenin rahatsızlandığını ve hastaneye kaldırıldığını biliyoruz. Hatta bu rahatsızlık sebebiyle birkaç programı iptal edildi. Fakat hemen sonrasında taburcu oldu ve 1 Mart'ta Demet Sağaroğlu ile olan konserinde yine sahnedeydi. 27 Şubat'tan 10 Mart'a kadar Livaneli ailesi Zafer Mutlu'nun evinde hep birlikte kaldılar. Burada şu soru akla gelebilir. 27 Şubat günü Livaneli COVID-19 nedeniyle mi rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Hastalığına rağmen programını aksatmamak için 1 Mart'ta konsere ve 4 Mart'ta kitap tanıtım kokteyline mi gitti? Ancak burada aykırı bir veri var. Aynı 4 Mart sabahı Livaneli'nin İpek Cem'le Kolumbiya Üniversitesi'nde bir söyleşisi vardı. Eğer o sırada Covid-19 taşıyıcısı olsaydı, bu virüsün en başta İpek Cem'e ve o gün temas ettiği insanlara da geçmiş olması gerekirdi. Öğrendiğime göre İpek Cem'le de Cem'in yakın çevresinden herhangi birinde virüs görüldü. O halde bence makul senaryo şu. Tıpkı Zafer Mutlu, Kaan Gürsel, Ülker ve Aylin Limaneli gibi Zülfü Limaneli bu virüsü 4 Mart gecesi yapılan kokteylde kaptı. 11 Mart günü İstanbul'a dönerken belirtilerini hissediyor muydu bilmiyoruz ama hissetse bile kimseye haber vermeden kendi başına bu işi çözmeye karar verdi ve arabayla Bodrum Hebil koyuna gitti, hastane ve testten uzak durdu. İnkar ederken reçete yayınladı. 19 mart günü ise tüm ailesi ve çevresi hastayken de virüs taşıdığını inkar etti. Fakat tam da muhtemelen kendi kendine Bodrum'daki evinde hastalığı yenmeye çalıştığı günlerde, o 21 Mart günü korona ile mücadele için sosyal medyasından alenen tedavi reçetesi yayınladı. Bir sanatçı hangi ilacın günde kaç defa hangi saat alınması gerektiğini dahi detaylı belirten tam anlamıyla bir hekim reçetesi paylaştı. Bu sebeple tıp ve bilim camiası tarafından çok ağır tenkit edildi Livaneli. Bilim insanları Zülfü Bey'i bilinçsizlik ve sorumsuzlukla suçladılar. O reçetede tüm takipçilerine eğer bu virüse yakalanırsanız doktorunuzdan bu ilaçları yazmasını özellikle isteyin diye de belirtiyordu. Hekimler bu kısma çok tepki gösterdiler. Bir de bunun üstüne Zülfü Livaneli kendisini kınayanları çok ağır sıfatlarla itham etti. Oysa Livaneli'ye kızanlar bilim ve tıp çevreleriydi. Aynı çevreler onun bu ithamlarına daha da öfkelendiler ve Livaneli'yi şarlatan olmakla suçladılar. İyi niyetli ama. Peki öyle mi hakikaten? Ben bu kronolojiye bakınca Bodrum'daki evinde hastalıkla mücadele etme stresini yaşayan Livaneli'nin kendisine iyi gelen reçeteyi herkese önermek gibi iyi niyetli ama elbette çok şuursuz bir iş yaptığını görüyorum. Öte yandan Livaneli'nin eskiden beri ilaçlar ve tıp meselesine meraklı olduğu biliniyor. Acaba bu önerdiği ağır ilaçları nasıl elde etti? Kimselerden habersiz evine doktor çağırıp Koronavirüs testi mi yaptırdı bilmiyoruz. Fakat şunu biliyoruz, Livaneli tıpkı eşi, kızı ve arkadaşları gibi Amerika'da koronavirüs kaptığı halde ülkeye dönünce hastaneye gitmedi, test yaptırmadı. Döner dönmez 14 gün karantina altında yaşamak zorunda olmasına rağmen bunu da yapmadı ve Bodrum'a gitti. Çok sayıda insana temas etti ve görünüyor ki hastalığını sakladı. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Nagihan Alçı Habertürk. Ahmet Kekeç, virüs falan dinlemiyorlar. Yalana devam. Bana Türkiye'nin en pişkin, en yalancı siyasetçisi kim diye sorsanız cevabım Kemal Kılıçdaroğlu olur. Aslında olurdu. Çünkü boynuz kulağa geçti. Artık bir rakibi var. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu'nun ustasından farkı, üstünlüğü şu. Gerekmedikçe de yalan söylüyor ve yalanı yüzüne vurulduğunda hiç bozulmuyor. Kılıçdaroğlu hiç değilse arada sırada kekeliyor, kendini savunma gereği hissediyor. Bunda yani İmamoğlu'nda bu duyguların zerresi yok. Atıyor yalanı ortaya keyfine bakıyor. Bir de işgüzer. Daha ağırını bulamadığım için işgüzer diyorum. Bir iş yapıyormuş görünmeye çalışıyor. Malum koronavirüs salgınına karşı devlet son birkaç aydır olağanüstü bir mücadele veriyor. Bu amaçla bir bilim kurulu oluşturdu, İçişleri Bakanlığını yetkilendirdi. Bilim kurulunun karar ve tavsiyeleri İçişleri Bakanlığının direktifleri elbette İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini de bağlıyor. Hayır, İstanbul'u bağlamıyormuş. İmamoğlu bir iş yapıyor. Görünmek için iki önemli icraata imza attı. Bir, hemen bir İstanbul Bilim Kurulu oluşturdu. İki, Yemek Sepeti isimli bir firmayla anlaştı. İstanbul Bilim Kurulu'nun ne iş yapacağını bilmiyoruz ama yemek sepeti ücreti mukabili evinden çıkamayan İstanbullulara yemek satacak. Yani İmamoğlu yemek sepetine sipariş toplayacak. İnanılır gibi değil ama gerçek. İstanbul Valiliği 50 bin aileye bedava dağıtmak üzere kumanya hazırlıyor. İmamoğlu'nun yönettiği belediye ücreti mukabili İstanbullulara yemek satıyor. Bir şey daha. Kendi bilim kurulunu oluşturarak devleti takmadığını söyleyen, gösteren İmamoğlu İçişleri Bakanlığını da takmıyor. İçişleri Bakanlığı biliyorsunuz şehir içi ulaşımında seyrek oturma düzenine geçilmesi kararı almıştı ve belediyelere bu karara uyulması talimatı göndermişti. İmamoğlu ne yaptı biliyor musunuz? Otobüs seferlerini yarıya indirdi. Hem devlete seni takmıyorum demiş oldu hem de İstanbullularla alay etti. İstanbul'da bir yerden bir yere gidecekseniz yine sıkış tepiş otobüslere binmek zorundasınız. Bir iş yapıyormuş görünmek isteyen İmamoğlu'nun aldığı son karar şu. İstanbul'daki meydanlara Sahra Hastanesi kurmak. Böylece 2000'e yakın yatak elde edilecekmiş. Bunu duyan İstanbullular şu öneriyle geldiler. İstanbul'a 2000 yataklı Sahra Hastanesi kuracağına Önce inşaatı bitmiş 2600 yataklı şehir hastanesinin yolunu yap. Biliyorsunuz 2018 yılında ihaleye çıkan yolun yapımını İmamoğlu paramız yok gerekçesiyle durdurmuştu. Yandaş sanatçılara milyonlara varan telif ücreti verirken paramız yok demiyordu. Önceki gün gazeteciler bu durumu sordular. İmamoğlu büyük bir pişkinlikle şunları söyledi. Şehir hastanesinin yol çalışmasını 2017 yılında onlar durdurdu. Yani bir önceki yönetimi kastediyor. 2018'de ihaleye çıkan yol yapım çalışması 2017'de nasıl durdurulur? Oysa İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı İstanbul Valiliği'nin bir sorusu üzerine 11 Aralık 2019 tarihinde şu cevabı veriyordu. Hastane bağlantı yollarının Haziran ayına kadar yapılması istenmektedir. Söz konusu talebin yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir. Görüldüğü üzere hız kesmiyorlar. Devam. Yalan ve şenate devam. Ahmet Kekeç akşam